Bu insan bir ihtiyacını görecek, bir efendime söyleyeyim bir müracaatta bulunacak. Fakat bütün bunlar olabilmesi için adamın 20 basamağı çıkması lazım. Ama gelin görün ki bu adam da tekerlekli sandalye. Ne olacak şimdi? 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı kanun hükümlerine göre başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları altyapı ve üst yapı alanlarının engellilerin erişebilirliğine uyumlu hale getirilmesine yönelik adım atılmıştı. İMEAK Deniz Ticaret Odası kanunun 2. ve 3. maddesindeki erişebilirlik ve uygulanabilirlik yönetmeliği ile ilgili harekete geçti. İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile konuya yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay'ın da katılımıyla erişebilirlik ve uygulanabilirlik yönetmeliği hakkında İMEAK Deniz Ticaret Odası merkez binasında toplantı düzenlendi. Dünyada evrensel tasarım denilen bir şey var. Evrensel tasarım nedir? Her türlü mal, hizmet, efendime söyleyeyim, vesaire, her bir ürüne her kesimden insanın rahatlıkla erişebilmesi. Yani bu aynı zamanda binalar için, bu aynı zamanda kaldırımlar için, bu aynı zamanda açık alanlar için, parklar için, üst geçitler, alt geçitler için, metrolar için, toplu taşıma araçları için olması gereken bir şeydir. Her yerde ihtiyaç var. Yani her binada ihtiyaç var, her kaldırımda ihtiyaç var. Deminden beri saydığım bütün alanlarda ihtiyaç var. Onlarla beraber tabii toplu taşıma araçlarında, dolayısıyla da gemilerde, teknelerde de, deniz araçlarında da ihtiyaç var. Halis Kuralay, 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı engelliler kanununa ilişkin muhakkak yapılması gerekenlerin içinde kamuya açık alanların erişebilir hale getirilmesi hükmü olduğunu ve bu konuyla ilgili İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi. Yetkililerimizin ve bizlerin alanda gerek erişebilirlik denetlemesi yapanların, gerekse de alanda bu işin içerisinde olanların birlikte çalışması lazım. İşte zaten böyle bir el sıkışması gerçekleşti burada. Kısmet olursa önümüzdeki bir hafta 15 gün içerisinde tekrar bir araya gelip bizzat gemilerimiz, teknelerimiz üzerinde bu konular derlenip, toparlanıp, yoğunlaştırılıp bir çalışma yapılacak. Bu bakımdan da İstanbul Deniz Ticaret Odası artı yine Survey Başkanlığı, yanlış hatırlamıyorsam o limandan arkadaşlarımız ve bizim komisyonumuzdan üye arkadaşlarımızla beraber el birliğiyle bir çalışma yapacağız.